Merhaba, siz de. Selam. Merhaba. Evet, burada olmak güzel. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Umarım bu süreci en iyi sağlıklı biçimde geçiririz. Özellikle ilk girmeden evvel şu anda dünyanın da yaşadığı hassasiyeti, herkesin yaşadığı İsrail-Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldürüldüğü hiçbir savaşın kazananı olmaz. Buna şiddetle kınıyoruz. Umarım dünyanın sağduyuyla buna doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözümler, çözüm olarak da dünyayı, bizleri de rahatlatmış olur diye düşünüyorum. Çünkü dünden beri bu konuyla ilgili canım çok sıkkın, basın toplantısıyla ilgili acaba mı dedik ama buraya geldik. Bu hafta müsabakalar tekrar başlayacak. En azından karşılıklı bir bilgilendirme yapmak açısından iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle aslında size geçmeden evvel 2 sene 4 ay, yani toplamda 28 ay burada görev yaptım. Belki de hayatımın en güzel günlerini, başarılarını, sevinçlerini, duygularını hep beraber yaşadık. Şöyle kısa kısa dokunmak istiyorum. Sonrasında zaten sizin sorularınız olacak. İlk geldiğimiz sene, süreç, Avrupa Kupalarına katıldık. O arada 1 sene sonrasının yatırımını yaptık. Uzun süre sonra kovalanan şampiyonluğu yakalayabilmek için bir planlama yaptık. Ve deneyimli bir, tecrübeli bir takım kurduk. Ve planladığımız hedefimize Türkiye Ligi'nin tarihinin en erken 2 şampiyonundan birini çok büyük üstünlük sağlayarak kurduğumuz kadroyla beraber, taraftarımızla, sizlerle beraber, başkan ve yöneticilerle beraber gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonraki 2. senesindeki bir takım hedeflere de hep beraber gidebilmek için bir takım planlamalar yaptık. Özellikle şampiyonluğundan sonraki senelerde, bir sonraki senelerde yaşanan bir takım dalgalanmaları hep beraber yaşadık. Özellikle Süper Kupa'yı aldık. Lige 2 galibiyetle, 6 puanla ve gol yemeden başladık. Süper Kupa'da Marekamşik'i kaybetmiştik. Sonrasında 2. hafta Edin Visca'yı kaybettik. 4. hafta Dorukhan'ı kaybettik. Şampiyonlar Ligi öncesi bu tür bir takım sakatlıklar yaşadık. Özellikle şampiyon olduğumuz sene en önemli potansiyel, satabileceğimiz tek oyuncu Ahmet Can'ı da Avrupa'nın önemli futbol kulübü Ajax'a sattık. Kulübede bir gelir getirisi olması açısından. Sonraki süreçte de yapılan transferler, sonuçların, inişler, çıkışların olması ama 28 ay taraftarımızın, şehrimizin yakaladığımız enerjinin, başarıların, şehre geldiğim gün söylediğim gibi yeni gelmedim, geri geldim. Bu şehre inandım, bu takıma inandığım için, bu enerjiye inandığım için tekrarından, geriden gelen o enerjiyle beraber tekrar daha iyisini yapabilmek için, onun için bugün buradayım. Tekrar sizlerle beraber olmak güzel. Şimdi sorularınızı alacağım. Bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Ekiplerde zaman zaman değişiklikler oluyor. Bunları da bilgilendireyim sizle toplantıya geçmeden evvel. Biliyorsunuz bir önceki ekipten Orhan Hoca vardı. O 9 sene bizimle beraberdi. Şampiyonlukta önemli katkıları vardır. Bundan sonra zaten kendi senede bu şeyde de bulunmuştuk. Teknik direktör olarak devam edecek. Yaşar Hoca benimle beraberdi. Onun üniversitede, 2. üniversitesinde bir takım dersleri var İstanbul'da. Ama bana özellikle oradan aynı desteğini sürdürecek. Yeni ekipte, şampiyon ekibin içinde Egemen Korkmaz vardı. Zaten buradayım, futbolcu ve antrenörlük önemli işler yapmıştı. O da bu ekibin önemli parçası, bizle beraber devam edecek. Onunla beraber Mustafa Sarp, daha evvelden de takip ettiğimiz, bu oyuna kendini veren, gelişimi açık ve iletişimi son derece iyi olan bir futbol adamı. O da bizimle beraber olacak. Analiz ekibinde de Serdar var. Benim daha evvelden genç bir takımların oyuncum, akademili. O da bundan sonraki bütün enerjisini bizimle beraber verecek. Böyle de sizi kısa bir bilgilendirme yapmak istedim.
Haluk Hoca'yı anlatacaktım. Pardon, gene unuttum. Konuları atlatıyorum. 7 ay tabii dışarıda kalınca basının karşısına ilk defa çıktım. Biraz kusura bak beni heyecanıma. Haluk Hoca bizim kaleci departmanı başı, benim eski takım arkadaşım. Aynı zamanda uzun zamandır ekibin içinde. Aslında bugün şöyle bakabilirsiniz. 2014'ten beri, 2015'ten itibaren A milli takımın kalesini koruyan kaleciler Volkan Babacan, Mert Günok ve Uğurcan Çakır ve bizim takımın Ali Koca'nın ekibinden devam eden uzun süredir kaleci departmanında önemli işler yapıyor. Ona da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Umarım Uğurcan'ı da buradan tebrik edelim, milli takım sürecini. Ona da bundan sonra Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim.